Merhaba Bertürk izleyicileri, ben Cem Sümbül. Yepyeni bir teknoloji, oyun ve mobilite programıyla Caps Lock'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Dijital dünyayı ayağınıza getiren program Caps Lock'ta bu hafta dosya konumuz akıllı saatler, mobilitede dikkat çekici elektrikli araç haberlerine, Game Lock'ta ise sağlara dönen Crash Bandicoot'a yer verdik. Caps Lock magazinine ise başarılı sunucu Ebru Akel'in dijital hayatına dokunduk. Sevgili seyirciler, görüyorsunuz bugün siz de çok farklı bir yerdeyiz yine. Caps Lock'ta bu sefer bakın arkaya şöyle bir döndüğümüz zaman görüyorsunuz çok güzel bir yerdeyiz. Burası Ataşehir Golf Club. Peki diyeceksiniz ki senin teknoloji programıyla ne işin var Golf Club'da? Ne yapıyorsun burada? Golf sahasında ne yapıyorsun diyeceksiniz. Yanımda da bu konuyla ilgili, hangi konuyla ilgili? Elimizdeki bu saatlerle, giyilebilir teknolojiyle ilgili bu konuyu en iyi anlatacak insanlardan biriyle beraberiz. Kaan Arlı, Huawei Türkiye'den. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk. Kaan'cığım, şimdi ne alakası var diyeceğiz. Yani ben hemen buradan başlayayım. Bizi bir golf sahasına getirdik. Yani ve akıllı saat anlatacağız. Yani akıllı saatlerin bize kattıkları işte ne oldu da bu kadar çok artık dünyada bunu konuşuyoruz ediyoruz. Ve tabii ki işte sebebi bu. Yani neden buradayız? Şimdi aslında akıllı saatleri şöyle yorumlamak lazım. İlk çıkış noktalarından bugüne geldikleri tarafları yorumlamak lazım. İlk dönemlerde akıllı saatler mesaj okuduğumuz, arama geldiğinde baktığımız yani limitli olan özellikler sunan cihazlardı ama zaman geçtikçe insanların ihtiyacı arttı. Akıllı saat tarafında giyilebilir taraftaki teknolojiler daha iyi hale getirildi. Bunlardan bir tanesi de tabii ki spor aktivitelerinin olabildiğince iyi şekilde takip edilebilmesi özelliği oldu ve bunlardan bir tanesi de golf. Tabii burada golf çok premium bir durum ama biz burada yeni modelimizi tabii ki bunu öne çıkartarak aslında bu sporla ilgilenen insanların da ilgisini çekmeyi istiyoruz. Çünkü 100'den fazla spor aktivitesini takip edebilen veya otomatik olarak tanımlayabilen bir akıllı saatten bahsediyoruz. Yani aslında gerçek anlamda akıllı oldu diyebiliriz saatler için. Tabii bu işin spor kısmı ama akıllı saatleri daha önemli hale getiren şeylerden biri tabii ki bir yaşam koçu gibi ya da böyle kişisel böyle bize öneriler verebilen bir sağlık asistanı gibi de artık rol almaya başladılar. Ve bunların ilk başlangıç noktasında uyku takibi vardı. İşte akıllı saatler, bileklikler uykuları takip edebiliyor. Ne kadar uyudunuz, ne kadar derin, ne kadar hafif, REM uykusu ne kadar takip bütün edebiliyorduk. Bütün bunları uykunda aslında yapıyorsun ama bilmediğimiz şeyler aslında bilmediğimiz bunlar. Şeyler ama böylece gündelik hayatın bir parçası haline geliyor. Acaba evet. Uyku kalitem nasıl? Aynen bir öyle. Bakayım ne olmuş diye sabah kalkar kalkmaz hemen bakabildiğin. Bakılabiliyor. Evet. Sonucunu görebildiğin, yorgun hissediyorsan belki kendinle ilgili kesinlikle. Bu mu diye kontrol edebildiğin bir şeyden bahsediyorum. Kesinlikle ve uygulama bazıyla da bunun çok detaylı raporunu alıyorsunuz. Bu çok önemli. Sağlık tabii, uygulaması olarak bakınca aslında evet. Değil mi? Yani bir kere uykuyu katabiliriz buna. Artık kandaki oksijen değerinde. Evet, ondan da bahsetmek istiyorum. Onu nasıl yapıyor mesela? Şimdi burada özellikle pandemi dönemiyle birlikte bu kandaki oksijen oranı aslında sağlığımızın en büyük işaretçilerinden bir tanesi oldu biliyorsunuz. Korona ile alakalı konularda. Şimdi biz GT2 Pro modeliyle birlikte aslında bunu da sağlıyoruz. Cihazın alt kısmındaki sensörler artık kanın içindeki oksijen değerini de ölçüyor. Çünkü orada kızılötesi bazı ışınlar göndererek buradan kan içindeki geri dönüşü alıyor bize ve burada kandaki oksijen değerinin ne seviyede olduğunu anlık olarak görebiliyoruz. Aslında bu bizim için bir işaretçi. Tabii ki sağlık anlamında söylememek lazım sadece çünkü yoğun bir spor aktivitesi yaptığımızda da kandaki oksijen değeri haline azalabilir. Azalabiliyor. Burada kendimize belirli molalar verme, dinlenme veya stresimizin değiştirilmesi ya da stres durumunun biraz daha aşağı çekilmesi gibi çeşitli parametreleri biz bu akıllı saatle artık ölçebilir hale geldik. Bunu üzerindeki sensörler vasıtasıyla yapabiliyor. Evet. Değil mi? Deriye baktığı ve o deri üzerinden evet. Ölçtüğü bir şeyden bahsediyoruz. Aslında böyle kulağa çok ilginç geliyor. Yani evet. Direkt hani şey gibi o Cem Yılmaz'ın esprisi gibi şey. Sadece sürüyorsun falan şey. Bırak demesi aynen gibi. Öyle, aynen öyle. Benziyor. Aynen öyle. Yani şuradaki evet. Sensör mekanizması aslında buradaki işi sağlayan şeylerden bir tanesi. Bir nabız için yeşil renkli bir ışın gönderiyor cildin altına ve kandaki oksijen içinde kırmızıya benzeyen bir renk gönderiyor. Tabii ki biz bunu böyle kapalı olduğu sürece görmüyoruz. Çıkarttığımızda da tabii ki bunu takip etmemiz mümkün değil. Doğru. Ama cihazımız biz bunu yaptığımızda bileğimize bağlı olduğu sürece, ciltteki temasını koruduğu sürece biz bu saatle birlikte hem nabız ölçümü, hem stres ölçümü, hem de kandaki oksijen değeri ölçümü gibi sağlıkla alakalı çok fazla şeyi kullanabiliyoruz. Tabii işin bir de bu tarafı var. Buraya evet. Da ayrıca değinmek lazım ama öncesinde şunu da söylemek gerekiyor. Saat bunlarla alakalı size raporlama ve detaylı analizler veriyor. Yani sizin uyku alışkanlığınız, vücut aktivite alışkanlığınız bunlarla alakalı size uygulama üzerinden hem analiz hem de öneriler veriyor. Yani
tembel bir gün geçirdiğinizde aslında saat sizi uyarıyor. Hani biraz doğru, hareket et. Oturdun kalk artık. Aynen diyor. Birazcık hareket etsen ve iyi olur diyor. Evet, nefes almanla ilgili seni uyarabiliyor. Evet, değil mi? Evet. Nefes de aslında mesela bunlardan bir tanesi. Sağlık için gene önemli şeylerden biri. Gündelik hayata dikkat etmediğimiz konulardan kesinlikle bir tanesi. Bunu ya da uyarıyor. Su hatırlatıcısı gibi. Mesela ben şahsen çok unutuyorum su içmeyi ama saat sayesinde birazcık daha düzene sokmaya başladım diyebilirim. Hala çok iyi değilim bu konuda ama saat yardımcı oluyor. Ben çok kayda değer ya, hareket etmiyorum. Peki şunu sorayım. Genelde kullanıcılardan zaman zaman bize, sen de eski bir editör olduğu için sen de mutlaka, sana da böyle sorular geliyordur. Ya yani bu saati sadece bu özellikler için, mesela diyor ki işte telefonum var, peki niçin bir saatte takayım bir daha acaba diye soruyorlar. Sence burada sunduğu şeyler, sağlık tabii bence çok önemli. Aslında en büyük cevabı böylece veriyoruz. Evet. Bunun dışında işte mesajdı, telefonla konuşmaydı, ne bileyim araba kullanıyorsun o sırada, evet, saatten evet konuşma gibi. Bu tip şeyler geliyor benim aklıma. Evet, aksesuar sonuçta ama. Aksesuar evet ama bazı işte o sağlık ve spor koşullarının dışında bazı konularda başka hayatı daha pratik hale getirebiliyor. İşte en büyük örneği telefonla görüşme özelliğiyle birlikte araç kullanırken telefonu elimize alma ihtiyacımız yok. Direksiyonu tutarken zaten oradaki hem hoparlör hem mikrofon performansı zaten oradaki konuşma becerisini en iyi hale getirebiliyor ve böylelikle aslında dikkatimiz dağılmıyor. Yani direksiyon böyle tutuyorsak arama geldiğinde bir butona basıp evet ne yapıyorsun yoldayım evet vesaire ya da işte telefon elinde mi hayır aslında dikkatim dağılmıyor gibi bir diyaloğun içine gidilebiliyor. Evet. Spor yapanlar için şöyle bir avantaj var. Dahili hafızasının içine favori şarkılarımızı atıp bir Bluetooth kulaklıkla bu cihazı eşleştirdikten sonra telefon taşımadan bırak. Evet telefon taşıma. Düştü mü yok kaldı mı? Kesinlikle. İşte, evet biri aradı mı kaçırdı mı şudur budur falan filan. Tabii aradı mı kısmı biraz telefona yakın olmakla ilgili ama yine de hani spora daha gittin odaklı gidebiliyoruz. Evet, aynen. Üzerimizde de yani hani böyle bir telefon taşımadan işimizi tabii çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Tabii bunun dışında belirli noktalarda telefondan uzak olduğumuz noktalarda beklediğimiz kritik mesaj veya aramalar varsa saatten takip edebiliyoruz. Hı-hı. Beklediğimiz bir mesaj gelmiş mi gelmemiş mi? Veya işte orada biraz daha telefonun günlük iş hayatı içinde konsantrasyonu bozma ihtimalini uzaklaştırıyor aslında. Akıllı saatin bu tip haberleşme özellikleri. Peki şunu söyleyeyim, gene spor tarafına döneceğim. Bir taraftan da aslında burada bu sahadayız, hala buranın da hakkını vermedik, buranın da hakkını vereceğiz. Başlayacağız ama oraya, evet. Şunu sorayım, biz bir tane koştun ettin, bir işte halı sahaya gittin, işte hani halı saha deyince belki basketbol olabilir. Bunları yaptığın zaman sana işte kaç kalori yaktın diye hı-hı gösteriyor mu veya gösterir. İşte o sırada kalbin diyelim ki fazla atmaya başladı, uyarabilir mi? Tabii ki alt limit veya üst limit için nabızda ayarlar yapılabiliyor yine telefondaki destekleyici uygulamayla birlikte ve bunlarla eş zamanlı olarak da tabii o nabız belli bir seviyenin üstünde veya altındaysa bunlarla alakalı uyarı tabii ki veriyor. Buradaki güzel şeylerden bir tanesi şu, diyelim ki yürüyüşe çıktınız veya koşu yapmaya başladınız ama aktiviteyi başlatmayı unuttunuz. GT2 Pro ile şunu yapıyoruz, ben yürüyüşe çıktım diyelim ki unuttum. Saat benim 5-6 dakikalık aktivite yaptığımı takip ettiğinde bana şöyle bir uyarı veriyor. Diyor ki sen 5 dakikadır yürüyorsun. Ben geriye dönük bunu kaydettim. İstiyorsan sen bu aktiviteyi yapıyorsan ben devam edeyim kaydetmeye. Onay veriyorsunuz ve o geriye dönük 5 dakikalık kayıp olmadan üstüne devam ederek bunun şeyini alıyor. Kaydını yapmaya almışsın, devam ediyor. Böylece hem 5 dakikanı kaybetmemiş aynen olacaksın. Hem de daha doğru bir sonuç aslında saatinde kayıtlı olacak. Evet. Bilginde kayıtlı olacak. Şu kadar yürüdün, bu kadar koştun diye. Donanımsal olarak 3 tip GPS modülünden desteklendiği için yani güzel, kendi üzerinde GPS modülü barındırdığı için telefon olmasa bile sizin yaptığınız o parkuru çok isabetli bir şekilde sapma olmadan bir haritada gösterecek şekilde sen böyle bir çizgi çizdin, şu kadar mesafe kat etti şeklinde kayıt altına alabiliyor ve saatle bir araya geldiğinde de saatteki veri tabanında bunu senkron ediyor. Peki şimdi Ataşehir Golf Club'dayız. Burada da saatin bu GPS özelliğiyle diyelim ki şu noktaya gittin, şuradan vurdun, şu noktaya gittin, buradan öyle yaptın diye bize söyleyecek o zaman. Doğru mu? Tabii ki spor aktivitelerinde özellikle koşu, yürüyüş ya da işte benzeri aktivitelerde bunu yapabiliyor. Şimdi hep koşudan vesaireden bahsettik ama biz bu saatle birlikte yüzün üzerinde spor faaliyetini kayıt altına alabilir hale geldik. Mesela balıkçılık. Yani balıkçılık mesela oltayı fırlattığın, onu tamam çekme mesafesi, fırlatma mesafesi. İşte birazdan göreceğiz golf tarafında o golf sopasının hız, savurma açısı, hızı, topa vuruş şiddeti gibi yani böyle çok farklı parametreleri burada zaten göreceğiz. Ya bunun dışında bütün fonksiyonlar açık şekilde, yani bu bütün fonksiyonlardan kastım 7/24 nabız takibi, uyku takibi, stres ölçümü gibi
Fonksiyonları açtığımızda tek şarjla 2 hafta pil ömrü sunabiliyor. Saat sürekli şarja tak çıkart yapmak istemediğiniz şeylerden birisi. Tabii eskiden geceleri çıkartıyorduk ama şimdi artık uyku takibi uyku de olduğu için sizi arada bırakıyor. Şarja mı taksam, uykumu mu ölçsem? Evet, o biraz arada bırakıyor. Ne zaman artık biz de şarj etmeye başlarsak derimizin altından, o da ne zaman olursa bilmiyorum. Onu da görürüz yani. Olur. Böyle olursa da bu da olacak. Nasıl Neuralink'te bir şekilde kafaya bir çip taktığımıza göre bir yerde bir pil olacak diye tahmin ediyorum. Muhtemelen ya da vücut enerjimiz bir şekilde dönecek orada ama yani bu çok böyle fütüristik bir... Evet, fütüristik diyorum. Aynen öyle. Şimdi istersen hafiften yağmur da başlıyor. Buranın hemen gidelim, bu hem yani golf'te nasıl kullanılıyor? Çünkü bence ilginç yani bu. Yani bence de evet ilginç. Koşarken falan tamam da yani vuruş hızı mıdır? Bunları bir öğrenelim ve bakalım. Ve çok premium bir gruba hitap eden bir özellik bu şu anda. Yani bir de evet, öyle bir durum var. Onu doğru, da onu da yani denemek lazım. Böylece mesela ilk defa bir golf sahasına gelmiş oldum. Ben de. Bakalım o zaman. Tamam. Bunu da aynı senin nasıl yetkilisen öğrenelim dedik. Bu işi de yetkilisen öğrenelim. Uzmanına sormak lazım. Tamamdır. Hadi gidelim. Caps Lock izleyicileri biliyorsunuz dedik ki işin uzmanına gidelim. İşte Kaan'la konuşmamızdan sonra bu sefer de Ataşehir Golf Kulüp Kaptanı Cüneyt Sapmaz'la birlikteyiz. Cüneyt Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz bizi davet ettiniz. Diyoruz ki böyle bir saatte golf oynama özelliği, yani golfle ilgili size bir özellik, bir şeyler sunması bir şey ifade ediyor mu sizin için bir oyuncu olarak? Tabii bir oyuncu olarak bu tarz bir saatin saha içerisinde vuruşlarımın nerede, nereye, nasıl vurduğumu göstermesi tabii ki bir oyuncu olarak benim istediğim bir şey. O zaman şöyle yapalım mı? Bir pratikte deneyelim. Tabii ki. Beraber ne işe yaradığını bir görmüş olalım. Bir taraftan da aslında şunu da sormuş olayım. Golf'te bu teknoloji var mıdır? Biz şimdi böyle baktığımız zaman işte bir ferah bir alan görüyoruz. Geniş yeşillikler görüyoruz. İşte bir elinizde bu işe özel geliştirilmiş, tasarlanmış bir sopa görüyoruz. Ben topun hikayesini biliyorum, o yüzden söyleyeceğim ama bence izleyicilerimiz gerçekten topun hikayesini bilmiyor. Şöyle söyleyeyim, teknolojinin girmediği bir hayat yok maalesef. Spora da girdi. Bu aslında maalesef demeyeyim çok güzel bir şey. Teknolojiyle yapmış olduğumuz işin ne kadar doğru orantıda, gerçekten bu işi doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz'u göstermesi açısından bence teknolojinin bizim hayatımızda olmasının çok büyük yeri var. Peki o zaman isterseniz geçelim, bir deneyelim bakalım hep beraber. Evet, şimdi burada hazırız ve vuruş yaptıktan sonra saat bize ne söyleyecek onu göreceğiz. Tabii ki. Bu arada da öğreniyoruz sevgili seyirciler biz de izlerken, buraya gelmişken. Ve evet top gitti şu an, yok. Bana göre yok. Tabii şu anda şimdi düştü. 100. Evet, saatimizdeki özellik. Bir bakalım, evet. Şimdi yukarıda vuruş diye 11. vuruşu yaptık. Tabii bu arada aslında tabii biz deneme de yaparken 11. vuruşa da gelmişiz. Ve işte alt tarafta backwing yazıyor. Backwing ve... Backswing, downswing, evet. Vuruş nedir temposu. Bunlar? Backswing, topa çıkışımız, yukarı çıkışımız. Downswing de aşağıya inişimiz. Dolayısıyla yukarı çıkıp aşağıya indiğimiz vuruştaki hızımızı gösteriyor. Bu aslında bir golfçünün en çok merak ettiği, bilmesi şeylerden, gereken bir şeyler. Yani bilmesi gereken değerler. Yanlış söyledim. Ha güzel. Tamam peki. Yani ve zaman... buradaki vuruş hızı da her sporcu için, her golfçi için farklı özellikler sağlar. Bu backswing, downswing de her sporcunun farklıdır. Hmm. Benim farklı çıkar, sizin farklı çıkar, diğer oyuncunun farklı çıkar. Dolayısıyla bu doğrultuda mevcut kendi vuruşunuzu analiz ediyor biliyorsunuz. İstiyorsanız bir tane daha vurayım. Tabii lütfen. Bakalım farkı da görmüş olalım. Mesela şu anda yine standart tempo aynı. Downswing hız yine aynı. Ben biraz daha şiddetimi arttıracağım, biraz daha hızlı vuracağım. Bakalım değişkenlikler ne kadar? Peki, onu da görelim o zaman şimdi. Bakın burada yine tempom bu sefer daha tempoyu yavaş vurduğumu gösteriyor. Bence teknoloji olarak bizim hayatımızda olması gereken bir uygulama.
bir golf oyuncusu için aslında böylece baktığımızda işe yaradığını görüyoruz. Gene sporcuların aslında haliyle akıllı saatlerle daha da yakın olduğunu buradan düşünebiliriz rahatlıkla. Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Peki o zaman biz programımızda bu bir kere hem topun hem işte bu yani bir kere bildiğim kadarıyla her bir aşamasında şu an golf sporunda teknolojinin tasarımının etkisi çok büyük. Çok büyük evet. Ve dediğiniz gibi teknolojinin dokunmadığı bir alan yok. Böylece artık kolumuza da bu artık gelmiş oldu gelmiş diyelim. Oldu. Telefonlarda peki daha önce kullandığınız uygulama var mıydı? Vardı. Telefonlarda kullandığımız uygulamalar vardı ama o genelde hep cebimizde taşıyorduk, bakıyorduk. Hı. Ama şu anda direkt saatten bunu şey yapmak daha bence olacak. Daha güzel olacak. Peki çok teşekkürler Cüneyt Bey. Ben teşekkür ediyorum. Bakıyoruz şimdi sırada neler var. Capsok Mobilite'de elektrikli araç dünyasında hızlı bir tura çıkmaya hazır mısınız? Deposunda kullandığı robotlar dahil olmak üzere pek çok teknolojik yeniliği kullanan Amazon da elektrikli araçlara geçiş modasına katıldı. Kendine özel elektrikli teslimat araçları geliştirmesi için Rivian ile anlaşan şirket tasarlanan ilk aracın videosunu da paylaştı. Araçta çok sayıda sensör, otoyol ve trafik sıkışıklığı asistanı ve 360 derece kamera sistemi gibi güvenlik teknolojileri bulunuyor. Ön camı sürücünün görüş açısını arttıracak biçimde tasarlanan aracın sürücü tarafındaki kapısı da ekstra güvenlik için güçlendirilmiş. Sesli asistan Alexa ise birçok bilgiyi sürücüye aktarabilir şekilde araca entegre edilmiş. Önümüzdeki yıl Amerika'da yola çıkacak olan bu özel araçlar 2030 yılında 100 bin adede kadar ulaşması bekleniyor. Dünyanın ilk tam elektrikli kamyonu GMC Hummer EV için tanıtım videosu yayınlandı. Tamamı elektrikli motordan sallanan 1000 beygirlik bir güce sahip olduğu belirtilen Hummer EV 20 Ekim'de gerçekleştirilecek lansman ile tanıtılacak. Caps Lock magazininde bugünkü konuğumuz Ebru Akel. Ebru Hanım merhabalar. Merhabalar. Size konuk olduk. Vaktinizi ayırdınız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim efendim. Benim için de çok bu kadar heyecanlı bir aktif programın içinde olmak güzel. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ya biz diyoruz ki şimdi nasıl teknolojiyle aranız, dijitalle aranız? O yüzden geldik bir soralım istedik. Yani mesela hemen şunu soralım. Sosyal medyayı kendiniz mi yönetiyorsunuz? Sosyal medyayı evet bir bölümünü kendim yönetiyorum. Yani markayla beraber olan bir sosyal medya hesabımız daha var ki onu profesyonel bir ekip yönetiyor. Kendi sosyal medya hesabımı genellikle ben yönetiyorum. Kıyafetlerimle ilgili olanı stilistim yönetiyor. Öyle bir şey var. Bayağı ama aslında kapsamlı görünüyor. Komplike bir şey. Aynen. Aslında ciddi ciddi bir kanal gerçekten. Bunlar kesinlikle yani katılıyorum. Medya aslında. O yüzden aynen sosyal medya diyoruz. Gerçekten böyle bir yaklaşım gerektiriyor. Aynen. Yani o alt metin önemli orada. Verdiğiniz mesajdan, giydiğiniz şeyden, ışığınızdan, fotoğrafın anın içeriğinden, her şeyine kadar çok önemli ki ben çok çok da iyi kullanıyor muyum emin değilim ama dozunda kullandığımı düşünüyorum. Yani takipçilere bakarsak iyi kullanıyorsunuz diye görünüyor. Rahatlıkla söyleyebiliriz. Teşekkür ederim. Organik olması bence o takipçilerin çok daha kıymetli. Peki telefonunuzda en çok kullandığınız uygulama ama sosyal medya uygulaması olmasa hangisi? Mesajlaşma. Sayılır. Sayılır. Doğru. Başka mesela böyle ya onu şunu kullandım benim acayip işime yaradı. Ben şunu şöyle bir şeyim çözdü diyeceğiniz. İsim vereyim mi? Olur tabii. Böyle FaceApp çok kullanıyorum. FaceApp öyle mi? Evet. Aa çok enteresan. FaceApp çok kullanıyorum. FaceApp çünkü çok böyle yüze çok doğal ve aynı zamanda da güzel bir, hoş bir filtre veriyor. Onu seviyorum. Onun dışında ne kullanıyorum Instagram'da başka? Instagram'da hangi filtreyi kullanıyorsunuz? Instagram'da veya kullanıyor musunuz filtreyi? Kullanıyorum yani bazen bakıyorum çünkü o ışıkta falan bir şey çekiyoruz. Böyle bir tane şöyle yana kaydırınca bir şeyler falan çıkıyor ya. Hoş tabii ama bazen de hiçbir şeye ihtiyaç duymaksızın olduğum gibi iyi ışıkta. Hiç filtresiz fotoğraflar kullanmayı da çok seviyorum. Neyi çok kullanıyorum? Hava durumu, yol durumu güzel çok kullanıyorum. Değil mi? En çok işinize yarayan şeyler. Aynen, belki de bakıyorsunuz öyle ne kadar zaman var. Evet. Hava durumu tabii dediğiniz gibi evet. Hepimiz için artık bir standart oldu. Standart. Hesap makinesini de kullanıyorum. Güzel. Demek ki siz evet. O da gene ya birçok şeyimi aslında telefonda halledebiliyorum yani. Bakıyorsunuz ki dijital hayatınız bayağı varmış. Kesinlikle aslında var. Kesinlikle. Yani özellikle ben spor da yapan biri olduğum için işte akıllı saatimle telefonumun senkronizasyonu vesaire. Güzel. O gün halkalarım döndü mü dönmedi mi? Onun dışında birçok şeyi kullanıyorum açıkçası. Peki kilo takibi yapıyorum. Öyle mi? Çok iyi. Bayağı bildiğiniz yani tartım telefonuma bağlı. Sağlık uygulamasından görüyorsunuz ne bittiğini. Evet. Yani o eğriyi çıkıştığı çok iyi. Çok iyi bir sene yakaladık. Tamam.
Peki şunu da biraz soralım. Biraz meraklıyım. Evet. Peki şunu da soralım o zaman. İlk oynadığınız uygulama veya en çok oynadığınız uygulama var mı? Abi? Oyun oyun mu? Evet. İlk oynadığım uygulamayı size söyleyeyim. Bundan 10 yıl önce falan Farmville. Farmville. Yeni kapandı bu arada. Ya niye daha, kapandı daha ya? Daha yeni kapandı. Yani böyle herhalde 3-5 gün oldu. Ya açsanız olur, açtırsanıza ne olur yani. Çok kim yaptı onu kapattı ya? Hayatımda oynadığım ve bana acayip bir dünya yaratan, bana terapi yapan bir oyundur yani Farmville. Şimdi bir şeyler daha buldum böyle ona benzer ama onun gibi değil. O tadı vermiyor. Kesinlikle. Çok enteresan. Birçok kişi için bu var böyle. Geçmişte yani retro oyunlar daha çok seviyor. Retro. Retro. Yani öyle diyelim yani retro aynen olmadı ama. Ama retro gerçekten. Evet. Farmville en azından öyleydi. Ama zannediyorum uzun zamandır oynamıyorsunuz değil mi? Evet oynamıyorum. O yüzden kapandı. Ay bakın olabilir. Uzun zamandır oynamıyorum çünkü oğlumun oyunlarından telefonda bana pek yer kalmadığı için. Mesela onunla aranız nasıl? Yani onun ona bir dijital ebeveynlik nasıl yapıyorsunuz? Onun uygulamalarını kontrol etme noktasında. Tabii ki. Çok yapıyoruz. Hem babası hem ben o konuda ciddi sıkı takipçiyiz bu konuda. Günde 2 saat maksimum bir şeyler izleyebiliyor. Onun dışında süresi var. Otomatik aile uygulamasından onu kapattık. Biz telefondaki süresi bitiyor. Bu çok önemli bir şey bence. YouTube uygulaması yok kendi kullandığı cihazlarında. Ancak biz verirsek ve ne izlediğine bakarsak işte oynadığı oyunların yorumları ile ilgili bir şeyler izlemek istiyor 7 yaşında beyefendi. Bazen onlara bakıyoruz ama orada da bazen benim dikkatimi çeken yabancı dilde olsun, Türkçe'de olsun daha argo kelimelerin ön planda dikkat çekmek için ya da böyle evet. Orada bir kirlilik görüyorum. Var, ondan doğru. Çok hoşlanmıyorum. Trash yayıncı diyorlar eğer bunları çok kullanıyorsa gerçekten dediğiniz evet. Gibi. O yüzden mesela oyun şirketleri de onları aslında tercih etmiyor. Evet. Kullanmamaya çalışıyor ama işte tabii ki tercih edilen bir kitle olduğu için onlar da öne çıkıyorlar maalesef. Evet. Ama bu dediğiniz önemli. Bence çok önemli bir noktaya temas etti. Çünkü anne babalar için biz de programlarımızda hep anlatıyoruz. Çıktığımız programlarda anlatmaya çalışıyoruz. Bu ebeveyn denetimleri inanılmaz önemli. Çok önemli. Ama sorun burada şöyle oluyor. Çocuklar genelde ailelerden daha iyi kullandığı için teknolojiyi. Yani ben bakıyorsunuz işte ben kontrol ediyorum zannediyorsunuz ama meğerse o başka bir ayarı kapatmış diyelim. Ki siz bakmadı sizin için söylemiyorum. Siz bayağı bahsettiniz çünkü bu konuda organizesiniz o belli. Aynen ama yani gerçekten onu sürekli o zaman kontrol etmek lazım. Bu bizim için çok önemli bir görev. Yani çocuğun teknolojiyi ne kadar iyi kullandığıyla böbürlenmek bence bir marifet değil. %100 katılıyorum. Çünkü öğreniyorlar. Bizim de elimizde bütün gün bize bakıyor. Bize bakıyor. Çocuk da merak etmeyecek mi? Evet. Ama çocukları yönlendirdiğimiz şeyler ben mesela ekrana bakma konusunda mesela robotik kodlama gibi şeyleri konusunda mesela oğlanı destekliyorum. Bravo. Çok ve bununla ilgili özel bir hocası var beraber çalıştığı. Çok iyi. İşte robot kodlama, matematik yani birçok şeyine desteklediğini düşünüyorum. Peki biz doğrusu çok iyi bilgiler aldık. Yani ben fazlasını buldum. O yüzden çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun varım. Her o zaman ne diyelim sizden Caps Lock magazin izleyicileri için aslında tabii biz magazin diyoruz, teknoloji programıyız ama böyle bir magazin tarafı da eklemiş olduk. Tamam. Onlara madem öyle bir mesajınızı almış olalım. Bence çocuklarla ilgili verdiğiniz çok önemli bir mesajdı annelere babalara ama varsa bir mesajınızı alın kapatalım. Peki o zaman mesajlarla ilgili bir mesaj vereyim hemen aklıma geldi. Tamam. Çünkü mesajlar genelde kişilerin ne söylediğini özellikle duygularını ifade edemiyor. Çok soğuk ve net. Onun için o mesajı yazarken dikkatli yazın. Özellikle sevgililere söylüyorum buradan yani değil mi? Tabii çünkü ki. Orada patlayabiliyor her şey. Her kim olursa olsun yazım dilinizin düzgün Türkçeyle kendinizi çok iyi ifade eder bir şekilde olması lazım. Yoksa o mesajlar anlaşılabilir halden çıkıp bambaşka yere gidebiliyor. Hem iş hukukunda hem özel hayatta hem arkadaşlıkta denge. Yazının o hissi aslında dediğiniz gibi olmayabiliyor. Emojiler sanki bu yenileri de kurtarır mı acaba bizi? Fena değil. Sizin bana kullanımınız? Biraz fena değil. Yani çok akıllı olması lazım o karşılıklı yazıştığın kişinin onu seni tanıyor görmesi olması için, lazım. Evet. Seni tanıyor o bile olması belki lazım. Başka bir şey ifade edebilir. Evet. Öyle hissedebilir, yanlış anlayabilir aynen. Aslında gene de. Mesajları iyi kullanalım, Türkçeyi iyi kullanalım. Benim verebileceğim konu bu. Çok teşekkürler İbrahim. Ben teşekkür ederim. Bakalım şimdi sırada neler var. Yeni nesil konsolların ne gibi yenilikler sunacağı ve performansları her zaman merak konusu. PlayStation yakasında PS4 ile PS5'in grafiksel performansını NBA 2K21 ile yayınlanan bu videoda görebiliyoruz. PS5'in donanımsal gücü bu görüntülerde görüldüğü üzere grafiklere yansıyor. Gerçekçi oyun görselleri ve yüksek çözünürlük fark edilebiliyor. Apple'ın Eylül ayında düzenlediği etkinliğe yeni iPhone modeli yetişmemişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan duyuru ile 13 Ekim Salı akşamı yeni akıllı telefon modelini duyurması bekleniyor Apple'ın. Geçtiğimiz hafta Apple bir başka konuyla daha gündeme geldi.
Apple, yüz binlerce iPhone, iPad ve Apple Watch cihazlarını gönderdiği Kanadalı geri dönüşüm şirketine cihazların satılmasının ortaya çıkmasının ardından 23 milyon dolarlık dava açtı. İddialara göre geri dönüşüme gönderilen cihazların %18'i aktif. Riot Games resmi Valorant Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla oyuna gelecek 5. haritayı gösterdi. Icebox isimli harita karlı bir atmosfere sahip ve buzullarda bir liman üzerinde geçiyor. 5'e 5 karşılaşmaların yapılacağı Icebox 13 Ekim'de yayınlanacak. Gameloft'ta her hafta bir oyunu ele alıyoruz. Bu hafta eskilerden çılgın bir karakterin Crash Bandicoot'un dönüşüne göz atıyoruz. Bakalım yeni jenerasyon Crash dönebilmiş mi? İlk olarak 1996'da PlayStation 1'de karşımıza çıkan çılgın Crash, Sonic ve Mario oyunlarına rakip olması için geliştirilmiş bir oyun. Çıktığı günden bugüne bir şekilde PlayStation platformunda farklı oyunlarla ekrana dönen Crash, bu kez It's About Time diyerek salgında evlere kapananlara zorlu ve eğlenceli bir Crash zamanı yaşatmayı hedeflemiş. Serinin 8. oyununda yine Crash ve Coco Bandicoot'un karşısında aşılması gereken engeller ve tuzaklar, üzerlerine zıplayarak yok edilen düşmanlar ve parçalanması gereken kutular çıkıyor. Önceki oyundan farklı olarak Crash ve Coco arasında geçiş yapabildiğiniz It's About Time'da karmaşık sorunları çözmek için zamanı yavaşlatmaya da yarayan 4 farklı özel maske bulunuyor. Oyunun kötü karakteri Dr. Neo Cortex'i de kontrol edebildiğiniz yeni bölümde konu adeta Interstellar hikayesi gibi karmakarışık. Başrollerdeki karakterlerimiz çoklu evren krizini önlemek ve düzen sağlamak için 4 kuantum maskesini kullanmak üzere maceradan maceraya koşuyor. Caps Lock'ta da bu hafta bize ayrılan süreyi doldurduk. Haftaya yeniden buluşuncaya dek bana sosyal medyadan ulaşabilir, soru ve isteklerinizi iletebilir, teknolojiyle ilgili gelişmeleri Habertürk TV hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.